Doğru, 1930 doğumluyum, doğdum. 1930'dan doğdum. Tabi bu arada annem babam gel 11 yaşındayken vefat ettiler. Oradan dayımız vardı. Oraya gittik. 29 gün deyince ben de dayım öldü. Netice teyzem gibi orada kaldık 2 sene. Neyse. Bu arada ona ne dedim, evvela gaz meselesi onu dedim ya. Muhtarlığa vardım, bir fincan gaz verdim. Bir fincan gaz bir günde bitiyor zaten, ne olacak? Hançılara gittim, halam Gülbağ'da. Orada gazın kilosunu 2,5 lira satıyorlar. Sözüm ya buna, eşeğe bak, 2,5-5 lira sattık. 2 kilo gaz 5 lira. Onu getirdik derken de netice bugünleri yaşadık oğlum. Oradan döndük mesela, o arada abim bile bambıramadık, ayağı topaldı. Mazmat etti askerde ya, izin vermediler. 2 senede izin vermediler. Netice harman zamanda Sazak'tan oradan buradan adam bulduk geldik, harmanları kaldırttık. Neyse onlar bitti. Bir müddet geçti, abim bir geldiler. Biraz abim yanında durdum. Tabii o vaziyet değişik. Bu arada askerliği gelecek. Efendim harçlık lazım. Evlenme parası lazım. Ne yapacağız? Sonra abim oraya vardım. Abi mesele böyle böyle ettim. Ben de sizinle barba. Oralara giden gelin 5-10 kuruş kazanın. Hayvan alayım. O da dedi yapabilecek mi dedi. Ben de yaptığım kadar. Siz de yardımcı olsunuz pazarlarda dedik. Hasiri bu şekilde hareket ettik. Daha sonra tabii evlendik. 51'de böyle askerlik geldi. Orada 2 sene askerlik yaptık, geldik. Oradan geldik, sıfırdan başladık evde. Para yok, pul yok tabii. Bu arada Aydın Germençi köprülerine çalışmaya gittim. Orada da çalıştık falan derken. Netice ne günler yaşadık oğlum biz ya. Tabii, ne günler yaşadık tabii. Bunlar abi, öyle. O günden bugün az. Allah-u Teala sonra evlendik, çoluk çocuk verdi. Elhamdülillah. 9 tane çoluk çocuk besledik. 4 kız çıkardık, 5 oğlanı verdik. Öyle işte ne günler daha. Ne anladın mı? Biz bu dile goleye geleye envanterle baş olmuyordum ha. Yok oranın suyunu o zaman VSTEV'de muhtardım. Akkent'le sormadan gazmaya durmuşlar. Rahmetlik Mehmet Usta'm, Riyader Mehmet Usta'm oduna gitmiş, biz oradan gelmişler. Akkent'le kazanları vurmuşlar hidrolun başına çümle. Orada harman yeri vardı, harman yerine. Kep yapıyorlar, ekinleri kazıp su götüreceklermiş. Netice o geliyor, köyde bir derler bastırıyor, anons yaptırıyor. Köyler böyle böyle diye. Şimdi Elif Dayakustan ne geçtiyse hadi oğlum yola. Şimdi oraya vardık. Şimdi Mamdiyan'ın bağının yanına varınca kaymakam orası çıka geldi. Kaymakamı taşladılar, vurdular falan. Burada. Fakat şimdi yine devirse öldürürlerdi onu da. O zaman insan nakör. Onda da çok zahmet çekildi. Şimdi oradan bir de ertesi gün gecesi karakol kumandanı gelmiş aşağı camiye, halka küfür ediyormuş. Söyle dağıtırım da böyle bilmem ne derim diye. Ertesi gün karakola çağırdılar bizim. Oradan ne için geldin? Su için geldim. Su için geldin diyeni doldurdular şimdi mapsaliye. Neyse en son ben kaldım. O mezhepsiste bunlara çok işkence yaptılar yalnız. Ellerine kavurmak, efendim dövmek. Ben yıkadım, vurmadılar yalnız. Ben kapıdan girdim. Müttüğüm bilmiyorum. Bu dedi, kepleri de değişeceğiz dedi. Ben de başımdaki şapkayı çıkardım, masaya koydum. Key dedi bana şimdi. Keydim. Bir o zamana kadar kaymakam bey dedi.
bu kadar sıkıştıran sonra dedi. Beşiktaş çocukları da getirmek gerekiyor dedi. Çık oğlum dışarı dedi bana şimdi. Çıktık geldik galiba. Yani belki yarısına kadar zapt ettiler. Cezaevinde. Çocuklar Allah izniyle yavrum işte sırası geleni çıkardı. 43 yaşındayken iki tane oğlanı verdim ben. 44'e gittik kızın birini çıkardık. 45'e birini çıkardık arka arkaya. Arka arkaya en nihayet 93'te bitirdik ev vermeyi. Herkese iyi kötü bulunduğu kadar ev aldık, koyduk, altın bozduk, koyduk diyeniniz. Abi Cenab-ı Allah bereket verdi oğlum bana. Çocuklar aşık ediyor, iş işliyor şöyle. Tüsün yaptık. Bamya yaptık, ekin ektik. Bunları işledik. Kaldırdık Erkan. Tabii birisini yediysek, birisini hiç olmazsa hor okuduk. Çoluğa çocuğa bir tertip at için. O kolay olmuyor, tabi o da kolay olmadı da. Orada evet o gün için o para da çok para orada. Düvenli sürüyordu. Düvenli sürüyordu. Ne kadar zamanda oranın harmanını şimdi 16 sene katır kullandım Erkan ben. 16 seneden sonra öküze çevirdim. O da katırlığa kullanmayınca zapt olmaz oldu. Ora bura kaçmaya başladılar. Netice öküze döndürdük. 85'e kadar da öküzler çalıştırdık. Ondan sonra da azıcık bir daha kendimce daraldım. Muhammed'e. Burada miniyor arabaya mesela. Orada iniyor, saman getiriyor. Buraya yürü geldi. Oh be dedi, bundan zor zanaat mı oldu şimdi? Ya yürüm yok zaten. Ondan bırak da şimdi. Öyle deyince kadar ertesi güne güzel sattım. Şimdi yolculuk yaptığımız zaman bundan mahallesinde Şafkıran da evladı. Biliyor musun Şafkıran sen? O, onların evlerine yakındı ya. Tabii zamanımın ki baraba gidip geliyoruz oraya buraya. Der ki Ahmet evlenme zamanı geldi dayım ne yapacaksın filan dedi. Sırası gelirse bulursak evleniriz dedim. Ben dedi buldum onu dedi neyse. İşte Berber Mahmut'ta bir kız var dedi. Onu isteyelim filan deyince. Şükür olsun bana zahmet çektirmedi. Onu da Bedir'e açtı o zaman. Zahmet çekmedim. Yenge onlar ne böyle diyorsun. Eskiden bir de düğün yemedim. Oduna gidiliyor ya. Düğün oduna. Düğün odunda gidildi. Karşılanırdı bayraklarla, mübraklarla. Netice odunun bir kısmı kız evine inerdi. Odunun bir kısmı oğlun evine inerdi düğün odundan. Onlar da yaşandı. Orada düğün oduna gidenlere tavuk kızardırlardı, şeylerdi. Hediye yedirirlerdi. Hamdolsun. Kayınla, üvey kayınıydı ya. Bunu nasıl erken ölmüş? Ben evlenmeden babası bir öde adımdan bile getirdi de geçiremedi. Sonra kayınlığı, Nazlı kayını sonra aldı. İnsandan başa neler geliyor oğlum ya? Neler geliyor? Çok. Yaşayan biliyor bunu değil mi? 82 yaşındayım. Doğdum, büyüttüm çocuklarımı. 9 çocuğum oldu. Onlara bile baktım, çektim, büyüttüm, besledim. Hepsinden çırak çıkardım. Yalnız şimdi biri vefat etti. En büyükler Denizli'de. Şimdi 8 tanesi kaldı. Birin kızın Almanya'da. Kocası öldü orada kaldı, orada duruyor. Kalan Denizli'de. İki oğlan. Bir kız Denizli'de var. İşte bir oğlan, iki oğlan burada var. İşte bunları hep besledim, büyüttüm. Çalıştım, çapaladım. Dayınla barba, ben de gittim. Çocuğu bugün dünyaya getirdim, yarın kalktım gittim mantarlı kaçtakin yoldum. Hepsini işledim başladığımız. Yalnız bir dedikodu itmeden anam 11 yaşındayken öldü. Kendi anam. O durdu babam rahmetli hatım şeyden kız karı getirdi. Ona da olamadı. Aldı gitti onu kodu geldi. Geldi köyde bir Nazlı vardı. Bekar. Onu aldı. Onu durduk biz. O gelin etti beni. O gelin etti. Ufacıktan çıkarıverdiler bura beni. Bu böyle benimle iki çocuğum oldu. Askere gitti. Askerde bu babacığımı rahmetli. Baktı kahrımı gücümü o çekti benim. Niye? Hepsi geldi geçti kızın başımızdan. Çok şükür hiç dedimiz kodumuz olmadı.
Hindi 9 çocuğum vardı. Torunlar da var ama kaç tane olduğunu hesaplayayım. Torunlar aklımda yok çocuğum. Hepsinde de var torun. Dengiz'de kız var, üç tane oğlu var. İkisine verdi, biri duruyor. Orada oğlan var, bir kız çıkardı. Burada bir daha var oğlan babıştı ki İdris Dengiz'de de. Onun oğlun okuyor Ankara'da, o da ev vermedi çocuklar ufak. Burada kız var işte, üç tane çocuğu vardı, kocası yok. Seyim biliyorsunuz ya. O ev verdi, başa çıktı. Bu da ev verdi üç tane. Şimdi bir oğlan kaldı, evlenecek, gelinin kayın oluyor. İşte bunları böyle böyle hepsini işletki başladık anam. Şimdi kadar hiçbir şeyimiz kalmadı garki. Hepsi bitti. Yalnız bu yıkıkla bile ölen oğlanındı işte. Gelmeyince kadar hanım da gelmedi. Göçtü, biz de yıktık attık gari tamam. Orada yıkıldı, gelmiyorlar garki. Hiç daha gerde sizden işiniz aynı baba demediler. Oğlan öleli gelmiyorlar gari. Ne günleri geçti kızım, ne günleri çok. Çok çok, babacığım çok baktı. Onun da işte 70 daha oduna gitmiş babacığım. Odun orada, odun derken hastalanmış. Orada bir çoban varmış, o sarıvermiş odununu. Mindirvermiş eşeğin üstüne, odunun üstüne. Gelmiş aşağıda beledinin yanında, eşekten düşmüş. Orada hastalanmış. Hemen evi alıp barıyorlar bunu. Hemen acele doktora götürüyor, doktordan ölüsü geliyor. Öldü, onu da öyle gördük. Üç oğlan bir kızız karıştı biz. Çok şükür halimize kızım.